Pelin otu nedir? Faydaları nelerdir? Çayı neye iyi gelir? Doğanın eli, açık şifası pelin otunun iyileştirici etkileri. Dağlarda yetişen ve acı bir tadı olan çiçek türüdür. İlaç ve içki sanayilerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Silindir yapısıyla, yassı şekilde ve gri renge sahip küçük meyveleri bulunur. Meyvelerinin içerisinde minik gri tohumlar yer alır. Bu tohumların, pelin otu tohumu olarak, farklı kullanım alanları vardır. Çiçeği üzerinde bulunan yaprakları ise yoğun ve kendine özgü bir kokuya sahiptir. Ayrıca, 120 cm boyuna kadar uzayabilen bir bitkidir. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız her yorum, kanalımızın geleceğine, olumlu yönde ışık tutacaktır. Hazırsanız, başlayalım. Pelin otu nedir? Nerede yetişir? Bitkinin yetiştiği asıl coğrafya, Avrupa'dır. Yurdumuzda da, kuzey bölgelerinde, güney ve iç Anadolu'da yabani şekilde yetişmektedir. Pelin otu, papatya giller türünden bir bitkidir. Genellikle yetiştiği alan, dağlardır. Toprak yapısı oldukça zengin olmalıdır, bu nedenle, çoğunlukla kültür topraklarında da yetiştirilebilmektedir. Avrupa'nın Akdeniz kıyılarından başlayan pelin otu serüveni, oradan İskandinav ülkelerine ve hatta Hindistan'a ve Sibirya'ya kadar yayılmıştır. Daha sonra ünü, Meksika ve Alaska bölgelerine dek taşınmıştır. Faydaları nelerdir? Antik çağlardan bu yana, ilaç olarak kullanılan ana bitkilerden biri, pelin otudur. Bu da, pelin otunun ne kadar faydalı bir bitki olduğunu bize gösterir. Faydalarını sıralarsak, karaciğer ve safra kesesinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Kan dolaşımını ideal seviyelerde düzenler. En sağlıklı antioksidan depolarından biridir. Cildinizde oluşan yara ve hasarların hızla ve kolayca iyileşmesini sağlar. Midenin sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlar, aynı zamanda sindirim sistemini çalıştırır, düzenler. Bağırsak spazmları için sıklıkla başvurulan ve tedavi özelliği taşıyan bir bitkidir. Cinsel performans ve cinsel istek açısından güçlü etkileri bulunmaktadır. Cildinizdeki tahrişleri tedavi ederken, yine ciltteki ağrıları dindirme görevi de üstlenir. Yüksek ateşli hastalıklarda, ateş düşürücü işlevi görür. Kadınlarda regli döneminde oluşan baş ağrıları, karın ağrıları, mide bulantısı ve kramp girme durumları, bitkinlik ve iştahın kapalı olması gibi durumlar gözlemlenebilir. Bu evrede pelin otu, oldukça etkili faydalar sağlamaktadır. Ayrıca pelin otu, adet sökücü olarak da kullanılmaktadır. Sakinleştirici özelliğiyle stres ve gerginliği düşürür, dinginleştirir. Bağırsaklarda yer alan solucan ve parazitleri düşürmede etkili bir bitkidir. Besinlerin vücutta emilimi aşamasında büyük katkı sağlar. Bağışıklık sistemi için bir kalkan gibidir. Hastalıklara karşı güçlü koruyucu özelliği bulunur. Uyku problemlerine iyi gelir. Mide rahatsızlıkları, sindirim rahatsızlıkları ve iştah problemlerinde tedavi edici bir bitkidir. Kuvvet verici, vücudu dinçleştirici ve idrar sökücü özelliği bulunmaktadır. Grip hastalıklarında direnci artırmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca pelin otu, parazit düşmanı bir bitki olarak, vücuttaki parazitleri öldürücü etkisi bulunur. Kanser tedavisinde sıklıkla başvurulan ve gözle görülür etkilere sahip bir bitkidir. Şeker hastalığı, diyabet hastalığı gibi önemli hastalıklarda da, pelin otu çayı güçlü etkileri sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır. Yağlanma, ödem ve enfeksiyonlara da iyi geldiği bilinmektedir. Romatizma hastalarının, özellikle kış aylarında artan şikayetleri neticesinde başvurarak rahatladığı bir bitki türüdür. Böbrek üstü bezlerine doğrudan sağladığı etkileri sebebiyle, böbrek hastalarında pelin otu çayı sıklıkla kullanılmaktadır. Pelin otu çayı nasıl tüketilir? Ne işe yarar? Yarım veya bir tatlı kaşığı kuru pelin otu, bir cezveye dökülür. Ardından üzerine bir su bardağı kaynar su ilave edilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, suyu soğuk olarak cezveye döküp, içerisinde pelin otuyla birlikte kaynatmamak, aksi takdirde, tadı çok acı olur ve içmekte zorlanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı kaynamış su ilave ettikten sonra, ocağın altı kapalı vaziyette, 10 ile 15 dakika arası demlenmeye bırakılır. Bu şekilde hazırlanmış olan pelin otu çayını, günde bir bardak içebilirsiniz. Maksimum 3 hafta boyunca kullanımdan sonra, çayını kullanmayı bırakarak, 2 hafta ara vermelisiniz. Bu uygulamaya dikkat etmezseniz, içerisindeki eterik, yani uçucu yağ, vücudunuzun zehirlenmesine sebep olabilir. Eğer acımsı tadından dolayı içmekte zorlanıyorsanız, bir bardak pelin otu çayınıza, 1 ila 2 tatlı kaşığı bal ilave ederek karıştırınız. Böylece acımsı tadını maskeleyecek ve içimi kolaylaştıracaktır. Yine bardağınızın içerisine, kuru nane serpiştirmeniz de, kokusuyla birlikte güzel bir içim sağlayacaktır. Bu şekilde çayı yapılarak, içilen pelin otu bitkisi, tüm faydalarını size sağlayacaktır. Kaynar su, bitkinin içerisindeki maddeleri çözerek, suya karıştıracak ve içtiğiniz bu çay suyu da, vücudunuz tarafından emilerek, pelin otunun tüm faydalarını vücudunuza katacaktır.
Nasıl kullanılır? Pelin otunun içerdiği uyuşturucu ve zehirli maddeler sebebiyle uzun süreli kullanımlarda vücudunuza zarar verebilir. Bu nedenle doktor gözetiminde kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmektedir. Yemeklere ve salatalara da katılarak kullanılabilmektedir. Ancak tedavi amacıyla kullanıyorsanız, çayını demleyerek kullanmanız faydasını daha etkili görmenizi sağlayacaktır. En çok tavsiye edilen ve bilinen kullanım şekli pelin otu çayıdır. Ancak pelin otu çayını bir haftadan daha uzun süre ile kullanmamanız tavsiye edilir. Ayrıca hamilelikte pelin otu kullanılması tehlikelidir. İçerdiği zehirli ve uyuşturucu maddeler sebebiyle hamileler kullanmamalıdır. Pelin otu çayının tadı acı olacağından dolayı kolayca içebilmeniz açısından balla tatlandırarak içebilirsiniz. Böylece hem kolayca tüketebilir hem de pelin otunun yanı sıra balın da faydalarına sahip olabilirsiniz. Pelin otunu ağzı kapalı bir pakette veya poşette saklamanız tavsiye edilir. Poşetinin ağzı açık şekilde sakladığınızda hava alacağından dolayı yaprakları olduğundan fazla kuruyacaktır, toz halinde ve kolay dökülür kıvama gelebilir. Pelin otu yağı ise pelin otunun cilde olan etkilerini barındırır. Bu yağ cildinizdeki tahriş veya yara olmuş bölgelere masaj yaparak uygulayabilir, ardından bir süre beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Böylelikle cildinize iyileştirici etkileri olacaktır. Zararları nelerdir? Özünde faydalı bir bitkidir. Ancak uzun süreli kullanımlarda zehirlenmelere sebebiyet verebilmektedir. Bu durumda ise baş ağrısı ve baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma hatta kramplara sebebiyet verebilir. Bu açıdan dozunu kaçırmadan kısa süreli kullanımlar şeklinde tercih ediniz, süreli kullanımlarda bağımlılık yapabilir. Aşırı kullanımlarda halüsinasyon gibi durumlar meydana getirebilir. Merkezi sinir sisteminize, beyninize ve böbreklerinize doğrudan etki eden maddeler barındırdığı için böbreklere ve beyne zarar verebilir. Pelin otu alerjisi ise tamamen pelin otunun polenleriyle alakalı bir durumdur. Pelin otunun havada uçuşan polenleri solunum yollarında alerji meydana getirmektedir. Pelin otu yağı veya pelin otu çayı herhangi bir alerji yapmayacaktır, ancak yine de kullanımdan önce alerjinizi doktora bildirmenizde fayda var. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.